Ay Füsun'cum sen de bir hoşsun yani. Ay nasıl dedin öyle Hünkar Hanım'a? Gizli hayır sever siz misiniz diye. Bu kadar büyük hayır yapacak olsa gizli mi yapar? Ha, sokaklarda davul zurna çalar vallahi. Doğru söylüyorsun. Yamanlar okul yaptırdı diye bütün Çukurova'nın gözüne gözüne sokar. Değil mi? Çayınız. Nazire! Buyurun beycanım. Canım bak hanımefendilerin çayları bitmiş. Servis yap lütfen. Hayır bir de valiyle konuşup okulun eksiklerini giderelim diyor. Behice Hekimoğlu ilkokuluna ancak o çöp sepetlerini alabilir. Bir de askılık. Ben çok sıkıldım Hünkar Yaman'dan konuşmaktan. Öf. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben ne dedim? Başkanlık önemli değil ama hizmet önemli dedim. Buyurun hizmet. Vallahi öyle. Hünkar Yaman da başkanlık hırsı yapacağına kalıcı nasıl eserler bırakabilirim diye birazcık düşünseydi. Ama nerede? Füsun'cum sen de yani. O ne anlar eser bırakmaktan. Ay onun bildiği tek şey öyle birilerini öldürüp dağa taşa atsın anca. Nasıl yani? Birini mi öldürmüş Hünkar Hanım? Aa! Ay siz bilmiyor musunuz? Neyi ayol? Bunun İstanbul'dan gelen bir yeğeni vardı. Ercüment. Ha ne oldu ona? Ne oldu? Öldü. Ölmedi hayatım. Öldürüldü. Ama ne zaman, nasıl, kim tarafından? O bir muamma bilinmiyor. Hiç de arkasını aramadılar. Niye acaba? Senin öz yeğenin öldürülüyor ama sen hiç. Tamam da niye öldürsün Füsun'cum? Sebep neydi yani? Ay onu da Şermin'cim sen anlat istersen. Şermin? Siz akıl edemiyor musunuz Şenur'cum? Neyi akıl edeceğiz? Ay bir insan öz teyzesinin öz oğlunu niye öldürür? İşin içinde namus meselesi varsa başka tabii. Ne? Züleyha'yı mı yoksa? Şaşkınım. Behice'cim. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın sen? Vallahi hususi bir mevzu. Daha müsait bir yerde konuşsak iyi olur.